Celil Başkanım, şu anda festivaldeyiz. Duygularınızı alalım. Heyecanlıyız. Türkiye'nin dört bir yanından, hatta Rusya'dan turunu erken kesip gelen arkadaşlar var. Kırgızistan'la doğru yola giden arkadaşlar var. Katılım ilk güne rağmen ciddi yüksek. Bu aşırı bir mutlu etti. Biz bu kadar beklemiyorduk. Beklentimizin çok önüne geçti. Bugünkü katılımla birlikte 3000'i rahat geçeceğiz. Ciddi bir katılım var. Keyifli geçiyor. Şu anda biz bazı standlar görüyoruz. Onlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz? Biz Karabük'ümüzde STK'lar birlikteliği yaptık, dernekler birlikteliği yaptık. Bu birlikteliğin amacı bölgemize daha ne kadar faydalı olabiliriz, katkı ne sağlayabiliriz de. İşte Atlı Spor Kulübümüz, Yard of Offroad Kulübümüz, Kültürel Miras Derneğimiz, ondan sonra Safranbolu Doğa Kulübümüz, Safdox, Anadolu Kanyon Derneğimiz, Geleneksel Okçuluk Derneğimiz, Bisiklet Derneğimiz ve Müzekent Motosiklet Kulübü olarak hepimiz bir araya geldik. Birlikteliğimizin amacı belli. Bölgemize bir şeyler katmak. Sağ olsunlar, tüm dernekler kendi atölye çalışmalarını bu alanda yapıyorlar. Festivale katılan arkadaşlar il dışı, yurt dışı ya da bölgemizden bu derneklerin çalışmalarını görüp isterlerse derneklere nasıl üye olabileceklerini öğreniyorlar. Burada telsizciliğin anlamını öğreniyorlar. Neden telsiz kullanmalıyız? İşte burada arkadaşlar anlatıyor. Bisikletçiler bisiklet kullanımını ve bisikletlerin türlerini anlatıyor. Atlı Spor Kulübü at eğerlenmesini anlatıyor. Offroad Kulübü 4x4'ü anlatıyor. Tüm dernekler bir ortak birliktelikte toplandık. Bu bölgemize katkı sağlıyor. Hepsine öncelikle teşekkür ediyorum. Safranbolu Belediye'mize bu olanağı bize sağladığı için teşekkür ediyorum. Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Kaymakamımız, Jandarma Kulübü hepsi katıldılar. İlgi gösterdiler. Biz yarım saatlik bir protokol bekliyorduk. 1,5-2 saat burada durdular. Yani bizi ciddi onure ettiler. Tüm halkımızı da bekliyoruz. Bölgemiz adına her daim hazırız. Şu anda festival ateşini yaktınız ve burada diğer illerden gelen kulüpler de var. Siz onlar hakkında neler söyleyeceksiniz? Bölgemizdeki kulüpler, yani onlar da kendi bölgelerinde çalışıyor ama bizim bu etkinliğimiz şu andaki bölgemizdeki en büyük etkinlik. 8.sini düzenliyoruz ve ücretsiz düzenliyoruz. Bizim kulübümüzün mottosu var. Yani ücretsiz yapıyoruz. Verdiğimiz eğitimler, misafirhanemiz, toplantılarımız hepsi ücretsiz. Yani bir karşılıkta bir beklentimiz yok. Kulübümüze üye olmanın da tek bir şartı var. İleri sürüş teknikleri eğitimi almak. Bu eğitimi alan herkes kulübümüze üye olabiliyor. Birlikte sürüş yapabiliyoruz. Amacımız bilginin ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak. Kıranköy merkezindeki trafik ışıklarımızın altında aklınızda, kaskınızda, başınızda olsun tabelalarımız var. Ondan sonra amacımız bir vatandaşımızın, motosiklet sektörü çok gelişti, kaza yaptığında yara almasını önleyebilirsek ne mutlu bize. Ondan sonra onun için çabalıyoruz. Bu bir bayrak yarışı. Bayrak şu anda bizde. Bayrağı gelecek nesillere inşallah düzgün bir şekilde aktarmak bize nasip olur. Çok teşekkür ederim başkanım. Burada inanılmaz güzel bir etkinlik yapıyorsunuz. Bizler de farkındalık yaratmak için o zaman tünellerde ve diğer kullanım alanlarında motorculara özellikle yer verilsin hanım, bir mesaj gönderelim mi? Tabii ki motosiklet, yani yurt dışında şerit paylaşımı, filtreleme dediğimiz bir olay var. Yani iki aracın arasına girdiğimizde biz motosiklette filtreleme deriz. Bunun amacı nedir? Arkadan gelip hızını durduramayacak bir sürücünün bizi iki ara arasında pres yapmamasını önlemektir. Biz şerit arasına gireriz ki bunu önleriz. Ama paketçi arkadaşlar ya da bu bazı gayri ihtiyari diyelim, hani nasıl örnek vereyim, hızlı giden arkadaşlar sayesinde bu kötü algılanıyor, yanlış algılanıyor. Güvenli bir şekilde filtreleme dediğimiz olayı yapmak bu önemli ve biz bunun için bu bölgemizde ya da ülkemizde şerit sahibi olursak çok mutlu oluruz. Yani bunu da öncelikle basın çok önemli bunda. Vurgulamak önemli. Türkiye trafik kanunlarında iki araç aynı anda bir şeritte olamaz diyor. Bu da bizim filtreleme olanağımızı yasaklıyor. Yani bir şeritte iki araç olamayacağı için araçlar da, otomobiller de bir araç, biz de bir aracız. Bunun bir cezası var. Ama güvenli alan bizim için neresiyse motosiklet orada durmalı. Tabii kullanıcı, otomobil kullanıcısı arkadaşları da zora sokmadan güvenli bir şekilde motosiklet kullanan tüm kullanıcılara teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler efendim. Birazdan yarış başlayacak. Biz de yayınlayacağız. Evet, hep beraber heyecan, oraya geçelim. Heyecanımı mazur görün. Parkur hazırlıyordum. Koşarak geldim. Ondan sonra tüm izleyen arkadaşlar da heyecanımızı mazur görsünler. 3'te yarışlarımız başlayacak. Tüm herkesi bekliyoruz.
özellikle çok uzun atlamasınlar diye alçak taktık. Federasyona bağlı bir yarış olmadığı için hiçbir riske girmiyoruz. İkinci atlamamız ufak bir uçma rampamız var. Oradan sert bir dönüşle keskin bir virajımız, taşlı geçişimiz, dönüşlü taşımız, iki adet rampamız, omruklar ve hızlanma aramız var. Asıl yarışımızda 3'te 1'de takdirevallimiz geldi, onu koyacağız. Ondan sonra tomruk geçişi, yine büyük tomruk geçişi. Dönüyoruz, tekrar tomruk buradan uçacaklar. Su geçişimiz var, tomruk taş, tekrar su geçişi ve ikinci tur için orman etabına lastik çıkışıyla başlıyor. Bu 12 kilometrelik etabı süresine bana kişi var mı yoksa bunu paylaşıyor? Herkes kendi zamanında start. Zaman yarışı var. Parkur boyunca noktalarda görevlilerimiz var. Baktıra serseri grubumuz var. Herkes aynı zamanda drone'la aktif boyutları takip ediyor. Kesinlikle aynı. Şöyle. Yani oturarak yapılan sporu gibi gözüküyor. Şimdi bu spor endo sporu, ismi endurance yani dayanıklılık sporu. Dünyanın en zor sporlarından birisi bu. Çünkü üstünde yüksek kalori sarf ediyorsunuz. Mesela örneğin 1 saatlik fitness antrenmanında 500 kalori harcarken buradaki 1 saatlik antrenmanda yaklaşık 2000-3000 kalori harcıyorsunuz. Dolayısıyla çok yüksek kondisyon istiyor, güç istiyor, teknik ilgi istiyor. Ve bizim için güzel bir spor. Hafta sonu doğada, arazide, kampta ve Mehmet abi gibi dostlarımız sayesinde de böyle pistlerde etkinlikler düzenliyoruz. Yani heyecandan hatırlıyorum. Neyler, benim şeyler. Geldi. Geldi. Aferin geldi. Adamı bize, bizi geçti. Ufak da bir detay verelim. Kaskımız güvenlik onaylı. Yani bu her yerimiz koruma bizim. Yani biz tabii ki bir şey olmaz diye bir şey yok ama düştüğümüz zaman yani çok aşırı şekilde bir kötü düşmemiz lazım ki o zaman yani dizliklerimiz, vücut korumuz, her yerimiz koruma. Kaskını çıkart bir gel. Gel ya abi. Merak ettik seni. Yani bizim en çok zaten enduro sporunda ayak kalıyor motorun altında yıkıldığımızda. Onun için koruyucular yani özel botlar yani 20 bin lirayla 30 bin lira değerinde bu botlar. Yani pahalı da bir spor. Motosikletleri 300 bin lirayla 600 bin lira arasında arkadaşlarım. Hani crossçu dedim hani baştan aşağı ciddi bir emek. Emeğin yanında da bir masraf gerekiyor. Çünkü her sürü sonrasında da bir masraf çıkıyor. Kesinlikle. Her sürüşten sonra bir masraf kesin çıkıyor. Bayağı kesin. Evet. Ben de çarpı 2. Baba oğullar. Alp 5 yaşından beri dinliyorum. 3 yaşından beri. 3 yaşından beri nasıl bir şey? Evet, tüm festivallerimize de katıldılar yine. Kaç yaşında şimdi? Şu anda 12. Aferin koçum. Bravo sana. Evet, Alp'ten bir söz istiyoruz. Her sene büyüdüğünü görmek istiyoruz. Her sene bir yaş daha büyük bir şekilde burada. İnşallah sizlerle beraber olur, sizlerle beraber. Merhabalar, şu anda Alp'in yanındayız. Alp, duygularını öğrenebilir miyiz? Çok eğlenceli. Hep yapmak istiyorum ama haftada bir yapabiliyorum. Haftada bir de olmuyor. Böyle festivaller çok güzel oluyor. Kameraya bak istersen. Evet. Vallahi şov yaptın bize. Anlat biraz kendini, nasıl çalışıyorsun? Hafta sonları sürmeye geliyoruz. Evet. Dağlarda sürüyoruz. Evet. Ben sadece sürmeyi biliyorum, konuşmayı bilmiyorum. Öyle mi?
şovunu izledik, bayıldık. Şimdi sen ileride kendini nerede görüyorsun? Bizim için bir yerlere gidecek misin? Türkiye'yi temsil edecek misin? Evet. İmkan verilirse neden olmasın? Sen konuşmuyorsun, beni de konuşturmuyorsun. Bak ben de evet. Konuşamaz oldum. Şimdi Alp, kaç yaşındasın? 12. 12 yaşındasın. 9 yıldır mı bu sporu yapıyorsun? Evet. Peki hiç böyle ağır yaralandığın, aman ben bu işi yapmayacağım dediğin oldu mu? Hayır. Hiç olmadı. Güvenlik önlemlerini alıyorsun. Neler yapıyorsun? Anlat bakalım. Dizliğimi takıyorum. Göğüs var, evet. Bot var. Yani düştüğümde bir şey olmuyor da çok kötü düşersem yine... Olabilir. Evet. Düşmemeye çalışıyorsun. Tabii. Baktım ben çok dikkatli sürüyorsun. Diğer arkadaşlar hep düştü. Değil mi? Evet. Maşallah sana. Peki çok teşekkür ederim. Söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır. Çok sağ ol. Ben Alp. Kendinizi bir tanıtır mısın? Alp Tükcan'ın babasıyım, Mustafa Tükcan. Hafta sonları oğlumla beraber genelde Bartın'dayız. Yani daha doğrusu Bartın'da yaşıyoruz. Sinopluyum ama hafta sonları genelde Karabük'e, Ankara'ya motor sürmeye gidiyoruz. Oğlum her hafta yanımda benim. Dağlarda beraber Enduro. Aksiyon peşindeyiz yani sürekli. Peki 3 yaşındayken başladınız. Evet, aynen. Zor olmadı mı çocuğu bu şekilde? Direkt böyle başlamadı. Normalde ufak yarış motoru tipleri motoru vardı. Enduro yok, ne diyorlardı ona? Point bike diyorlar ona. Onunla başladı. Onunla yani mahalle aralarında, sokak evimizin önünde falan kullanıyordu. Sonra ufak yani bu tarz motor aldım. Onunla dağlara çıkmaya başladık. Sonra ilerlettik. Bu zaten 4. motoru şu an. Siz gelecek görüyor musunuz? Gelecek inşallah. Çok yani maşallah var. İnşallah. İnşallah. Biz de izlemek istiyoruz o zaman. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Şimdiye kadar hiç katıldığı bir şey oldu mu? Ya burada yani buraya zaten geçen sene de katıldı. Geçen sene de birinci oldu. Bir ay önce Bartın'da oldu bir yarışma. Orada büyüklerle yarıştı. Orada birinci oldu. Genelde birinci oldu. Evet, şampiyon yani. Maşallah var oğlumun. O zaman sana büyük büyük başarılar diliyoruz. İnşallah. Kendine iyi bak, olur mu? Olur. Şu da var. Buna kullanmayı ben öğrettim ama şu an ben bunun gibi kullanamıyorum. Evet. Artık evet. Beni geçti fazlasıyla. Sizi de alabiliriz hanımefendi. Zor oluyor mu? Olmaz mı? Hanımefendi de kullanıyor mu motor? Var, yok kendi yani yollarda kullandığı motor var. Bizle tamam. Beraber değil. Tamam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Bu sizin. Merhabalar, şimdi yanımızda başkanımız var. Sizi alalım, bu düşüncelerinizi bu kadar ödülle bir konuşturalım. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün güzel bir etkinlik yapıyoruz burada. Safranbolu dernekleri olarak. Motosikletçilerle, offroadçular, okçular, atçılar, bütün derneklerimizle beraber burada Safranbolu halkımıza güzel bir şenlik hazırladık. Az sonra yarışlarımız başlayacak. Biz de Safranbolu Offroad Kulübü'yüz. Yardof. Şehir dışına devamlı araçlarımızla yarışlara gidiyoruz ve Safranbolu'ya çok fazla birincilik getirdik. Ve Safranbolu'muzdan offroad'la alakalı Türkiye'de diğer şehirlerde çok birinciliklerimiz de var. Hatta Türkiye şampiyonumuz da Safranbolu'dan. Başkanım peki şeyi soracağım, hani burada bir ödül alacak mısınız? Ödül başkanım, Celil başkanım arkadaşlar için ödül hazırladı. Motosikletlerden sonra bizler de 3 tane özel donanımlı offroad araçlarımız var. Kasklarımızı takıyoruz, onlarla beraber biz de piste gireceğiz, uçacağız, konacağız. Güzel bir gösteri hazırlayacağız. Evet efendim. Kaç yıldır bu iş içerisindesiniz ve yeni gelecek olanlara ne gibi önerileriniz var? Kulübümüzü 2020 yılında kurduk. Amacımız ormanda, dağda kalan arkadaşlarımıza yardımcı olmak. Bizim asıl görevlerimiz afetlerde vatandaşlarımıza yardımcı olabilmek. Özellikle Diyarbakır depreminde bütün offroadçılar Türkiye genelinde birlik beraberlikle bölgeye ekiplerden daha hızlı gittik.
ve bununla alakalı birçok arkadaşımız görev aldı. Özel LED lambalarımız ve ışıkları vinçlerimizle de bu görevi yapıyoruz. Diğer bazı arkadaşlar ışık yakıyor ya, bizim şeyimiz o değil. Biz görevlerimizi biliyoruz. Çevreye duyarlıyız. Durum bu. Peki başkanım, yeni üye olacaklara ne gibi şartlarınız var? Herkes gelip katılabiliyor mu? Bizim ekibimize kurallara uyan herkes katılabiliyor. Tabii bu off-road araçlarını kullanmak birazcık diğer araçlara göre evet onlar gerektiriyor. Biz bir eğitim vermiyoruz. Zaten arabayı alan doğuştan yetenekli oluyor. Evet, ama bunlar için bu özel yarış araçları için tabii bunlar için eğitimimiz var. Evet. Çok teşekkür ederiz başkanım. Rica ederim. Bütün herkese iyi seyirler diliyorum. Biz daha sonra, bir saat sonra çıkacağız piste. O zaman başkanım, pistlerde görüşmek üzere. Evet, görüşmek üzere. Şimdi yanımızda Bartın ekibinden güzel dostlarımız var. Kendilerine hoş geldiniz diyeyim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Biz Bartın'dan katılıyoruz. Adım Turgay Alan. Uzun yıllardır motora binerim. 8. kez katılıyorum buraya. Hiçbirini kaçırmadım. Hatta geçtiğimiz ay Rusya turu yaptım. O Rusya turunda bile kafamda hep burası vardı. Bir an önce orayı bitirip buraya ulaşmak. Çünkü hakikaten bu arkadaşların, Celil Başkan önderliğinde, diğer emeği geçen tüm arkadaşların da katkısıyla çok güzel geçiyor. Çok eğlenceli geçiyor. Bu kez eşlerimizi de aldık geldik. Çok da iyi oldu. Sizler de hoş geldiniz. Peki nasıl kamp alanı, sizce güzel mi? Valla bence yeterli. Yani bir kampçı zaten normal şartlar altında çok da böyle konfor beklemez. Kamp alanında biraz konforunuzu kendiniz yaratmayı bileceksiniz ki festival sahipleri gerçekten bunu zaten ziyadesiyle de gerçekleştirmiştir. Son derece rahatız, gayet iyi. Yine eş dostlar edindik. Güzel geçiyor şu ana kadar, her şey çok güzel. Peki seneye tekrar gelecek misiniz? 9.sü yapılırsa ve ömrümüz vefa ederse kesinlikle geleceğim. 8'de 8 yapmış durumda. Peki siz yarışa katılacak mısınız? Hayır, biz enduro yarışçıları değiliz. Enduro'ya biniyoruz ama biz daha ziyade tur motorcusuyuz. Dağda kamp yapıyoruz. Bizim biraz formatlarımız kendi içimizde farklılık gösteriyor. Biz o gruptan değiliz. Çok teşekkür ederim. Keyifli kamplar diliyorum. Şimdi yanımızda Çankırı ekibinden başkanımız var. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Duygularınızı alalım. Her sene olduğu gibi gene Celil Başkanımın etkinliğinde bulunuyoruz. Bizim için sürekli takip ettiğimiz, gün saydığımız bir etkinlik. Çankırı Motosiklet Derneği olarak arkadaşlarımız da, şimdi bir yolda olan kısım bir arkadaşlarımız da var. Her zaman buradayız, her zaman destekçisiyiz. Çok güzel geçiyor, emeklerine sağlık. Nasıl alan sizin hoşunuza gitti mi? Şu an bir kampçının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ışığımız, elektriğimiz, ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz suyumuz, her şeyimiz var. Kusursuz diyebilirim. Peki siz yarışacak mısınız? Nasıl buradasınız? Biz şu an yarışmayı düşünmüyoruz. Hani ilerleyen saatte fikrimiz değişebilir. Arkadaşlarımızla sohbet halindeyiz şu an. Hoş geldiniz diyeyim. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Çankırı'da bu tip organizasyonlar oluyor mu diye sorayım ben. Şu an derneğimiz olarak ufak çaplı özel günlerde, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi günlerde organizasyonlarımız oluyor. Amacımız bizim de bu şekilde bir festival düzenlemek. İnşallah çevre illerden işimiz, dostumuz, motorcu camiasını her zaman bekleyeceğiz. Teşekkür ederim. Yanımızda Orhan Bey var. Merhabalar. Merhabalar efendim. Ankara'dan geldiniz. Ankara'dan geldik. Tabii hiçbirini kaçırmadık festivallerin. Safranbolu'yu seviyoruz. Bizim de her sene festivalimize Kastamonu'dan arkadaşlarımız geliyorlar. Bizi onurlandırıyorlar. Biz de buraya gelerek hem buranın güzellikleriyle hem Türkiye'nin her tarafından gelen dostluklarla doyup gidiyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Safranbolu'ya da hoş geldiniz diyeyim çok ben o zaman. Şimdi Orhan Bey, siz ne yapacaksınız? Yarışacak mısınız? Ben yarışçı değilim. Ben bineceğim. Kaç yıldır biniyorsunuz? Aşağı yukarı 30-35 senedir binerim. Daha önce de bir deneyimim olmuştu gençken. 15-16 yaşındayken. Aradan bir süre sonra tekrar tabii motora binince artık unutulmuyor. Tekrardan bindik. Aşağı yukarı 30-35 senedir de bir fiil biniyorum. Hafta sonları genellikle böyle festivalleri kaçırmam pek. Çünkü hakikaten güzel oluyor. Bilhassa da
Safranbolu'yu asla es geçmiyoruz. Ankara Motosiklet ve Kampçılık Spor Derneği olarak buradayız. Ben de onursal başkanıyım derneğimizin, kurucu başkanıyım. Kardeşlerimizle beraber mümkün mertebe her festivalde burada oluyoruz. Ve sizlere de çok teşekkür ederiz. Çok güzel ağırlanıyoruz. Güzel bir 3 gün geçirip gideceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz Orhan Bey. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, var olun.